2018 yılı toplantı döneminin birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlar hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah 2018 yılımızın Cenab-ı Allah 2017'den daha iyisin. Huzur, mutluluk, esenlik açısından daha iyi hizmetler yaptırsın. Duasıyla inşallah ilk yılın, yeni yılın daha doğrusu ilk meclis toplantısını yapmış oluyoruz. 6 tane ana gündem maddemiz var. Bir tane ek gündem maddemiz var. Ek gündem maddemizin ana gündem maddesinin alınmasını oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki dönemdeki meclis zabıtlarının okunmuş olmasını oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu ilçeye biz kışın boşlukta yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayında projesini çizdirip ihaleye hazır hale getirip bir konferans salonunu derhal inşallah en yani inşaat sezonunda bitirip ondan sonra kültür merkezini bu ilçemize kazandırmak istiyoruz. Yani konferans salonu olacak, içinde gösteri merkezi olacak, bir takım etkinliklerin yapılacağı bir kültür merkezi için biz kolları sıvıyoruz. Personelle de bir toplantı yapacağız biz teknik elemanla arkadaşlarımıza. Fevşatman kentsel dönüşümle ilgili biz bu kışın inşallah ona çalışıyoruz. Allah nasip ederse. Yeni mini terminal için mutlaka o konuda büyükşehirde şey yapamazsak biz yapacağız onu. Yeni sanayi, sokak ve caddelerinin asfaltlanması var. Yine meydan projemiz inşallah güzelleşerek devam edecek. Onu biliyorsunuz devam ediyor. Açılımı büyük bir ihtimalle yani kurdale kesim işimiz herhalde bir Haziran'ı bulur gibi. Yani oruçtan önce veya sonra. Kocaçay Suni Bent ve Fiske ile ilgili bir arkadaşımız Ankara'dan bir firma çalışıyor ona. İnşallah. Kilitli taş döşeme işimiz zaten devam edecek. Yani seçime gittiğimizde inşallah mahallelerimize 2019'da ondan sonra yani oradaki insanlarımızın gönlünü almış bir şekilde gitmiş olacağız. Metruk binaları hala yıkmaya zaten devam edeceğiz. Yani boş günümüz olmayacak o konuda. Yani fırsat bulduğumuz andan itibaren ilçe içeri ve yeni bağlanan mahallelerdeki metruk binaların zaten alınması devam edeceğiz. Kirazlı Derebağ turizm yolu olarak bir gayretimiz olacak. Onu büyükşehirle inşallah görüşüp daha düzenli bir hale getirmemiz lazım. Derebağ mahalle konağımız zaten şu anda yapılıyor. İnşallah yani bir ay sonra hazır olur ama ilkbaharlı da oranın inşallah kurdalesini keseriz. Kent estetiği açısından ilçenin ışıklandırılması var. Özel ve kendi kamu binalarımızın birazcık ona şey yapacağız. Görselliğe inşallah 2019'da. İmar yollarını açıyoruz. Açmaya da daha devam edeceğiz. Yerel ürün satış büfelerimizi yine çat mevkimize götürmeyi düşünüyoruz. Binaların dış cephe ve boya işlemi yine 2018 yılında devam edecek. Okul ve cami çevre düzenlemelerimiz yine devam edecek. Kapuzbaşı Turizm Master Planı'nı Büyükşehir ve Çevre Bakanlığı'yla ortak şeyimiz, onu takip ediyoruz. Onu inşallah, yani 2018'de neler yapacaklar, onu takip edeceğiz. Develi-Yahyalı yolu zaten devam ediyor biliyorsunuz. Meslek Yüksek Okulu'nun açılması için zaten gayretimiz var, Allah nasip ediyorsa ama çevre düzenlemesiyle ilgili onu Büyükşehir'le ortaklaşa yapacağız, öyle gözüküyor. Kapalı semt pazarı yapacağız inşallah 2018'de. Zaten arazi ve bahçe yollarımızı her yıl düzenliyoruz. Bu yıl bir daha gayret göstereceğiz bir kez daha. Meslek edinimine kurslarına ağırlık vereceğiz Allah'ın ömür verirse. Yeni bağlanan mahallelerimizin nerede eksik ihata duvarları var orayı inşallah yaptıracağız.